Eve döndüğüm zaman şunu bilirim ki bellek kalemim hep burada olacak. Ve benim adım İslah kapılarında insanlık ilminde tahtsiz olan siyah renkli nezir olarak kayda girdi. Eskiden dünyaya gelenlere göç kapılarını kodlattırırdım. Bundan sonraki süreçte görev tohumlamaları yapıyorum. Uzun zamandır planeti izliyordum ve bütünün kötülüğünü önleyecek yoğunluğu oluşturmak için çabalıyordum. Dünyanın sırrı budur canlarım. Eğer bu bir bilgi ise herkes bilsin ki kelam kalem kendi yoğunluklarında kodlanmış halde bulunur ve her biriniz bir nezir olarak kayıt yaparsınız. Ben dünya insanına gerçeği anlattım. Kaç insan dünya insanlığını kodlayacak diye kodlanış dilinde, diriliğinde et kemik olandan biliş kayıtlamaları yapmaya çabaladılar. Neden bu planet öz görevini bu şekilde yapıyor? Çünkü bu bilgide ölüyü diriltmek mümkün. Ama biz ölüyü diriltecek güçte olmaları için her şeyin kültü olan ilmi herkese kattık. İyi anlayın ki planetin dediği aklın dediğinden öte itibarı olanların dirilikte dinlediğidir. Biz bu planete ses kodları olarak kayıtlar yaptık. Her şeyden öte bu kayıtları kodlattırdık ki toprağa tohum olsun ve yoğunluk kanat olup kayıtlansın diye. Eli Allah ilmiyle dinleyen, yaşamı hak eden, lokomotif olan herkes kendini hak edecek ve kendi ruhuyla, kelamıyla, kalemiyle neslini dilletecek. İnsan oğullama yaparken kendi yolundan yapar. Şafak söktüğünde kelam olur, kendinden kendine kaynak olur. Sevgililer, en ince detayına kadar size ilim anlattım. Ama bu ilmi dinleyebilmek için kendi yaşamlarınızı hak etmeniz gerekir. Eğer kendi yaşamlarınızı hak edip kelam olabilir ve tohum olabilirseniz çamur yoğurmadan yaşayacaksınız. Yeni dünyada öz kökleri güçlendirecek olan ilim budur. Sevgililer, hepinizden bir ses bekliyorum. Ki bu ses sessiz sahaları dinleyenden öte sessizliği seslendiren bir ses olsun. O ses yaşam kodlamalarıyla tüm bilgileri lokomotif kodlar halinde lehi kayıtlara indirsin ve bütün kültler kontrol edilsin. Bütün kapılarımızı açtık ve sevgiyle buradayız. Koca bir doğadır bu dünya. Koca bir tohumdur bu dünya. Ve mutlaktır ama bunu bilmeyen maya tutmadı diye düşünür. Masaların tümünde ıslah olan kelamlar var. Mustafa Kemaller kodlandı yaşamlara. Öfkelerini aşıp yoğun ışık halde tohum olanlar var. Sevgiyi hak edenler var ve ses olup dilleşenler var. Sen ben yok canlarım, bunu iyi anlayın. Bir tekiz hepimizde ve bilgi ilminde kelam olarak buradayız. Unutmayın ki dünyanın sırrı insandır. Eve dönme zamanım geldiği sahada barışı kodlayıp geçeceğim ama şu anda da barışı kodlayacağız buradan. Biz dünya insanına barış kodlamaları yapacağız. Ve her şeyin tekniğini hak teknikle kodlayıp kayıtlayacağız. Dünyanın eski dünya olmadığı artık öğretilecek insanlığa ve insansılara en ve boydan ibaret olmayan bir doğal dürümde kelam olacağız canlarım. Ve dünya eski dünya olmadığında mahrek mutlak kulluğu kodlayacak. Şimdi daha da özel bir bilgi vermek isterim. Burada olan herkes kendi yoğunluğunda kendi şifasını kodladı canlarım. Bunu artık iyi bilin. Hepiniz kendi dilinizle, kendi yoğun ışığınızla şifa ilmini hak ettiniz. Size el verildi. Bunları iyi bilin. Size elim değil, eller verildi. Bunları iyi bilin. Ve dünyanın et kemikten ibaret olmayan bu yaşamı Halik kılan diriliğinde artık tüm sahalara iş yapın ve ıslah kayıtlamaları yapın. Eğer sizler kendi yoğunluğunuzla şifacı olup tüm zamanları kodlayacak yoğunluğu oluşturursanız
artık virüs sizsiz kalacak. Siz virüsü kodlayıp kontrol kuracaksınız. Bu sadece virüs için değil. Tüm yaşam sahalarındaki hastalıklar içindir. Size el verdik canlarım. Size el verdik. El verdik size. El ve boydan ibaret olmayan, sevgiyi kodlayan herkese el verdik. Ummanların tohumlamasını yapın. Yağmurları yağdırın. Cennet olun, cennetli olun. Kendinize halik kılın, has olun. Ve sevin canlarım. Sevgi sevgiyi kodlar. Sevgi yaşamı kodlar. Sevgi sevgili kervanları kodlar. Ve tüm ıslah kapıları kodlanmış imparatorluk kültü olur ve imparator olur. Muhammed sevgi ve sevgili. Onun sesinden bilgi vereceğim ve bunu kayıtlayacağım canlarım. İstektir ve hak etti. İş budur.